Can, günaydın. Turuncan hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu arada bütün dinleyicilerimiz, herkese merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Bugün ikinci özel yayını yapıyoruz. Malum işgalin ilk gününde yapmıştık Turuncan'la beraber. O gün o heyecanla, arkadaki sesler, fonlar, gürültüler. İkimizin de heyecanlı ses tonu. Bugün 18. gün işgalde maalesef çok kötü görüntüler gelmeye devam ediyor. Bombalamalar, insanların mülteci duruma düşmeleri, kayıp insanların, ölmüş insanların fotoğrafları, bunlar çok üzücü şeyler. Biz bugün Turuncan'la, işin tabii ki savaş korkunç bir şey, ahlaki boyutuna girecek değiliz ama tarihsel bağlamda incelemeye çalışacağız. Haberlerde, Twitter'da gördüğünüz tarihi atıfları ne olduklarını açıklamaya çalışacağız. Dilersen başlayalım Turuncan. Tabii. Ya genel olarak aslında bence bir konuya başlamadan biraz o işin temelini böyle çok kısa da olsa konuşmak yararlı oluyor. Yani bu hayatın her alanı için neredeyse geçerli. Yani bu eyleme hani meselenin adını koymak da diyebiliriz. Yani önce şunu kabul edelim ki yani Avrupa merkezli düşünce ve kural sistemleriyle yoğrulmuş bir dünyada yaşıyoruz biliyorsun. Yani bunun ne zaman başladığı hani veya günümüzde neye dönüştüğü çok çok uzun bir tartışma konusu. Yani bu zaten biliyorsun akademide çok tartışılan bir konu. Evet. Ama hani yalın gerçek bu. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi karar vermek de pek mümkün değil. Ama bizim konumuzla alakası olan yani Rusya-Ukrayna meselesiyle kesişimi aslında bizi ilgilendiren kısmı. Şimdi bilerek Rusya-Ukrayna meselesi dedim. Çünkü bizim ortak yayın ilk bölümünü sen Rusya-Ukrayna krizi olarak isimlendirmiştin. Muhtemelen herhangi bir haber kanalının yayını olsaydı bu böyle yüz binlere, milyonlara ulaşsaydı çok büyük ihtimalle sosyal medyada müthiş bir tepki alırdı bunu kriz olarak adlandırdığımız için. Halbuki yani bizim bu konuda özel bir tutumumuz yok. Sen de hani biliyorsun. Yani bu konuya Evet. biz hani objektif olarak bakmaya çalışıyoruz. Yani haksız yere bu tepkiyi alacaktık. Ancak bir taraftan da bir kaçınılmaz bir şey bu. Çünkü algıları yönetme çağında yaşıyoruz. Şimdi ya bunu niye vurgulama gereği duyuyorum özellikle birazdan uzatıyorum. Çünkü en son hani biraz da hani podcast hazırlıkta olsun diye haberleri inceliyordum. Geçtiğimiz gün BBC Türkçe'nin haber sitesine girdim. Ki yani dünyadaki herkesin mutlaka işte CNN'e, BBC'ye işte Evet. baktığını biliyoruz. Orası bir referans noktası bizim için. BBC Türkçe'nin haber sitesine girdim. Orada böyle dünyayı ilgilendiren önemli haber başlıkları var. İşte koronavirüsle ilgili de var vesaire. Şimdi ve olay bazında gruplandırıyorlar. Şimdi Rusya-Ukrayna ile ilgili olan haberlerin de genel başlığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Yani hala değişmediyse ki değişmemiştir. Başlığı o şekilde atmışlar ve tüm ilgili haberler bu başlığın altında yer alıyor. Hani işin temelini konuşmayız demiştim ya işte işin temeli aslında biraz bu yani Batı merkezli dünya için bu başlıkta gizli aslında kodlar. Çünkü Batı dünyası için artık bunun adı işgal. Yani ne kriz ne savaş herhangi bir şey değil. Bu bir işgal ve bu yaşananlar şimdi ve sonrasında da artık çok büyük ihtimalle böyle adlandırılacak. Yani bu noktada özellikle senin görüşünü merak ediyorum. Yani sence bu bir kriz mi, savaş mı, işgal mi? Ve hani niye böyle adlandırılmalı ve bu niye böyle değerlendirilmeli sence? Şimdi çok haklısın. Çok güzel bir noktaya parmak basıyorsun. Gerçekten de sahada bir mücadele diyeyim ya da savaş sürerken aslında daha da büyük bir savaş propaganda noktasında. Hatta kullandığımız Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyada, haber kanallarında daha büyük bir savaş devam ediyor. Gerçekten de Batı buna eğer savaş ve işgal diyorsa tüm dünya bunu söylemek durumunda kalıyor ve insanlar dediği zaman Rusya'nın kendi savunma hakkıydı bu. Bu bir operasyondu ya da Rusya'nın haklı gerekçeleri var dediğimiz noktada hemen kınanma ve dediğin gibi lanetlenme noktasına geliyor. Halbuki her iki tarafı dinlemek lazım. Şimdi şu şey çok kötü. Öncelikle bir savaş var. Rusya mı haklı, Ukrayna mı haklı? Ya da Rusya mı kazanır, Ukrayna mı kazanır? Yani bu soruyu sormak gerçek hayatta ölen binlerce insanın hayatını umursamamak gibi geliyor. Sanki bir bilgisayar oyununu ya da bir futbol maçından bahsedermiş gibi bu şekilde bahsetmek aslında ahlaki değil ama malum politikacılar ve bu konuda çalışan akademisyenler mecburen bu şekilde ayrımlara gitmek zorunda kalıyor. Benim kanaatim her iki tarafı da dinlemek, herhangi bir sonuca ulaşmak herkesin kendi düşüncesidir. Rusya haklı, Ukrayna haklı diyemeyiz. Ama ben dilerseniz hem Rusya'nın gerekçelerini,
bu işgal ya da nasıl derseniz operasyon ya da savaş Rusya'nın gerekçelerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra Ukrayna'nın da gerekçelerinden bahsedip o şekilde ilerlersek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şu şekilde dilersen başlıyorum. Şimdi öncelikle Rusya'nın gerekçeleri birkaç maddeye dayanıyor. Onlardan en önemlisi Ruslar diyor ki bu yeni bir şey değildi. Bu krizin temeli yıllara dayanıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlıyor. Ve Ukrayna'da malum tüm eski Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Ruslar yaşıyor. Bu Moldova'da da böyledir. Baltık ülkelerinde de, Kazakistan'da daha iyi. Ukrayna'da büyük oranda bir Rus nüfusu var. Özellikle doğu kısmında yaşayan. Ve bu Ruslara karşı ayrımcılıklar çok eskiden beri devam ediyor. Rusça diline ve Rusya'ya karşı bir nefret var. Ruslara iş verilmiyor. İş yapmalarına izin verilmiyor. Bir hastaneye ya da eğitim kurumuna gittiği zaman Rusça konuştuğu zaman ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Yeri geliyor öldürülen Ruslar söz konusu. Hatta bir anekdot, canlı bir anekdot şu şekilde. Bir Ukraynalı Moldova'ya gidiyor, komşu ülke. Orada da Moldovanca da konuşurlar. Yani Romandır aslında onlar. Ama Sovyetler Birliği'nde kaldıkları için Rusça da bilirler. Moldovalı, Ukraynalı turist restorana gidiyor. Garson Rusça konuşuyor. Siparişini almak istiyor. Ukrayna diyor ki benimle Ukraynaca konuş. Neden Rusça konuşuyorsun? Bu ne demek? Ben Ukraynalıyım. Moldovalı garson diyor ki ben sana o zaman Moldovanca konuşayım. Anlayabilecek misin diyor. Ya sana yemek getirmek istiyorum. Bu yüzden diyor Rusça konuşuyorum. Ben Ukraynaca bilmiyorum diyor. Hayır konuşacaksın diyor. Olay çıkarıyor. Bu bir örnek mesela. Bizzat duyduğum bir örnek. Yani Ukrayna'da her yerde bildiriler, Slava Ukrayna sloganları bu 20 senelik bir durum. 2000, 2004 ya da 2006 Turuncu Devrim, 2014'te meydandaki Rus karşıtı eylemler, Rus başkanı demeyeyim, Rusya taraftarı, Ukrayna başkanının ülkeyi terk etmek zorunda kalması. Ondan sonra yapılacak seçimlerde Poroshenko'nun gelmesi, şimdi de Zelenski'nin gelmesi. Bu aslında 20 yıllık bir süreç. Şimdi ikinci dayandıkları şey bahsettikçe denazification diye bir şey var sloganları Rusların. Hatta kocaman Z harfleri. Bu Z aslında Zappabeda dediğimiz zafer için Z harfini de simgeliyor. Denazification'daki Z'yi de üstünü çiziyorlar. Bold yapıyorlar yani. Şimdi çok ilginç bir makaleye denk gelmiştim. Ocak 2020 yani tam bir sene önce Time dergisi, Amerikalı Time dergisinde bir makale. Malum Kapitol baskınından sonra Trump destekçilerinin Kongre binasını basmalarından sonra bir makale kaleme almış Simon Schuster. Diyor ki sağcı Azov örgütünün Ukrayna'daki askeri kampı. Yani bunu niye anlatıyorum? Amerikan retoriğinin nasıl bir sene içerisinde bambaşka bir boyuta geldiğini gösterebilmek açısından. Bu kamp Azov örgütü şu anda Rusya'ya karşı savaşan paramiliter bir grup. Devlete bağlı değil ama devlet destekli Ukrayna'da. Tüm dünyadan aşırı sadece beyaz ırkçıların eğitime geldiği yazılıyor. Mariupol başta olmak üzere birçok kampları var. Devlet içinde devlet gibi hareket edip kendi okulları, polis teşkilatı bile var. Son 6 senede 50 ülkeden 17 bin yabancı savaşçının askeri eğitim aldığı tespit edilmiş. Sosyal medyayı kullanıyorlar. Bu şekilde insanları çekiyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldüğü bir cami baskını vardı. Onun O katilin bildirisini Azov dağıtıyor tüm dünyada, sosyal medya platformlarında. Neden buna göz yumuluyor? Hatta Zelenski'nin Yahudi asıllı olduğu biliniyor. Başbakanın da o şekilde. Rusya'ya karşı destek için göz yumuluyor işin aslı bir örgütü. Ve Zelenski'nin yabancı askeri çağırması günlük 1 ya da 2 bin dolar maaş verildiği söyleniyor. Ve Rusların bir diğer noktası Zelenski'nin profesyonel bir oyuncu olması, gerçekten de aktörlükten ve komedyenlikten geliyor. Sosyal medyayı kullanması ve Amerika'nın kuklası olması, Rusya'yı yıllardır kışkırtması ve savaşa çekmek için Rus ordusu saldırı öncesi uyarıyor. Ben burayı bombalayacağım diyor ya da koridorlar açıyor sivillerin tahliyesi için. Buna fırsat vermiyor Zelenski, bu şekilde söyleniyor. Canlı kalkan yapıyor ve inanılmaz propaganda yaptığı düşünülüyor. NATO'nun tehdit olma noktasını anlatayım. Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'da balistik NATO füzeleri var. Rusya'ya doğrudan bir tehdit. Gene bir başka makale, savaş çıkmadan önce yapılmış makale. Şöyle söylüyor.
biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya dayatılan bir Versay Anlaşması var. Versay Anlaşması o kadar ağır bir şartlar içeriyordu ki İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in iktidarına yol açmıştı Almanya'da. Ona atıfta bulunarak şöyle diyor. Biz İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı yendikten sonra bir Versay daha yapmadık onları. Onları sisteme dahil ettik. Almanya'yı güçlendirdik. Ama Soğuk Savaş bitiminde Rusya'ya aynı şeyi yaptık mı? Bir Versay'da onları dayattık. Yani demek istiyor ki NATO'nun sınırlarını Rusya sınırlarına kadar genişletmesi, eski komünist ülkelerini NATO'ya alması aslında Rusya'nın yenilgisi üzerine bir fırsat. Hatta meşhur George Kennan vardır. Containment yani Soğuk Savaş'ın mimarıdır bu. Amerikalı. Containment politikası şunu savunur. Eğer Rusya'nın etrafını sararsak Rusya genişleyemeyecek. Komünizm yani. Komünizm genişleyemeyecek ve mağlup olacak. Meşhur Telegram çeker Rusya'dan. Sonra X Telegram diye Foreign Affairs dergisinde yayınlar. İşte bu adam George Kennan 96, 1996 yılında diyor ki Rusya'nın sınırlarına kadar gitmeyin. Ex-komünist ülkelere girmeyin. Bu şekilde tahrik edeceksiniz Rusları ve gerçekten de bu girişim Putin yaratıyor. Ve soruyor Ruslar. Biz de Meksika'ya, Küba'ya, Küba krizine atıfta bulunarak Meksika'ya Rusya müttefiki yapsak, oralara balistik füzeler yerleştirsek Amerika'nın hoşuna gider miydi? Ve diyor ki Rusya, Ukrayna diyor bize bağlanmak zorunda değil ama Avrupa Birliği'ne de girmeyip Finlandiya gibi olabilirdi. Nötr kalıp kültürel bağlamda Avrupalı olabilirdi. İlla askeri kampa girmek zorunda değildi. Ve Rus azınlığının haklarını gözetmeniz gerekiyor. Ve buradan sonra Putin'in son zamanlarda sıkça yaptığı Ukrayna aslında Rus'tur. Slav Bulgarından daha da bize yakındır. Aynı ırkız. Aynı köklere dayanıyoruz. Ukrayna İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lviv mesela Polonya'nın doğusuydu oralar. Ukrayna'nın batısına katıldı. Yani sınırlarının yapay olduğundan, yapay sahte bir devlet olduğundan bahsediyor Putin. Ve diyor ki Kırım bile diyor Rusya'ydı diyor. Kuruşçev zamanında, Sovyet lideri Kuruşçev zamanında Ukrayna Sovyeti'ne bağlandı. Aslında Ukrayna Rus'tur ve bizim sesimiz kesinlikle dinlenilmiyor. Bütün bu gerekçelerimiz duyulmuyor. Bizi aşırı yaptırımlar, ırkçılık, sporcularımızı, işte piyanistlerimiz, sanatçılarımız Avrupa'dan gönderiliyor. Twitter'da, Facebook'ta sansür uygulanıyor. Tek taraflı yaklaşılıyor konuya. Bizim ses gerekçelerimiz de bu şekilde diyor. Sen bu konuda ne düşünürsün? Ukrayna'nın gerekçelerine başlamadan önce bir sana ses vermek isterim. Yani şöyle tam aslında benim sana bir sormak istediğim soru vardı ve biraz aslında Twitter'da özellikle ve yani sosyal medya ile ilgili hani bir şeyler söyledin. Tam oradan hani konuyu biraz başka bir yere getireceğim. Sonra sen yine oradan devam edersin. Biliyorsun hashtag stand with Ukraine diye bir şey var. Hashtag var yani Evet. Twitter'da. Yani Ukrayna'nın yanında yer alındığını ya da alınması gerektiğini gösterir bir Twitter hashtag'i. Her gün bu hashtag ile ya da genel olarak yani Ukrayna'yı destekleyen yüz binlerce tweet atılıyor. Yani sadece konvansiyonel medyada değil, yani öyle merkezsiz medya olarak adlandırabileceğimiz tüm iletişim ve etkileşim ağlarında, yani özellikle böyle söylüyorum çünkü hani WhatsApp'ta muhtemelen işte Telegram'da veya Facebook'ta da, yani sadece illaki bir haber kanalında değil, insanların etkileşim içinde olduğu tüm ağlarda da ve tabii ki ağırlıklı olarak hani sosyal medya üzerinden ve sosyal medyada da özellikle Twitter üzerinden yürütülen bir psikolojik savaş var. Yani benim kişisel görüşüm, hani hem devletler, hem kurumlar, hem toplumlar seviyesinde özellikle ABD ve Batı Soğuk Savaş'ta yaptığı ve çok da başarılı olduğu bir kültürel saldırıyı şu an 2022'de çok daha hızlı, muazzam hızlı bir şekilde, güncellenmiş bir şekilde ve çok daha sıkıştırılmış, yani çok kısa sürede yapacağız, sıkıştırılmış bir şekilde günümüzde yapıyor. Yani ve bir anlatı kuruyor aslında. Yani bu çok önemli. Bu aslında çok gözden kaçırılan bir şey. Çünkü yani şuna geleceğim. Mesela Orta Doğu'daki müdahalelerde, özellikle son hani 30 yılda yapılan Orta Doğu'daki müdahalelerde işte Batı neden böyle tepki vermedi diye konuşuluyor, biliyorsun hani böyle Twitter'da Evet. falan. Ya bu bence çok naif, biraz da yanlış bir eleştiri. Çünkü tepki her zaman veriyor Batı, ama orada tersten veriyor bu tepkiyi. Yani ne demek istiyorum? Yani yine anlatı kuruyor, ama bu anlatıyı yine istediği gibi kuruyor. Çünkü genelde işgal eden kendisi orada. Yani kendi kendini eleştiremeyeceği için bunu daha normalize edecek şekilde eylemler yapıyor. Aynı şekilde mesela İsrail'in Filistin üzerinde yıllardır kurduğu bir askeri tahakküm var ve bunun da yansımasını, yani gerçekten
iyi bir şekilde haberleştiren bazı cesur ve radikal gazeteciler var, yayıncılar var, ama onun dışında bu net bir şekilde ortaya konamıyor biliyorsun. Yani neden de hepimizin bildiği şey, yani İsrail'in Batı dünyasında çok güçlü olması, en iyi lobi faaliyetleri yürüten ulus olması. Yani yine aslında vurgulamak istiyorum, yani bunu iyi veya kötü bir şey olarak söylemiyorum, yani yanlış anlaşılmasın, hani olan şey bu. Hani buradan sana şeyi de sormak istiyorum. Belki hani diğer yani Ukrayna'nın biraz hani savlarına geçmeden önce. Yani bir propaganda veya algı makinesini çalıştırmadan sence sahadaki bir savaş yani nihai olarak kazanılabilir mi? Yani şu an Ukrayna'nın askeri olarak zaten hani az bir gücü olmasına rağmen dünyadaki algıyı çok iyi yönettiğini ben düşünüyorum. Bu konuda çok başarılılar, ama yani Rusya tarafından da aslında düşündüğümüzde hani bu savaşı kazansa bile sahada çok uzun vadede hani başarılı olma imkanı var mı? Bunu bilmiyorum. Genel olarak sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi meydandaki savaş ayrı, propaganda savaşını Evet. bariz olarak Ukrayna kazanıyor. Yani Batı kazanıyor. Bu çok ortada. Rusya dünyada izole edilme noktasına geldi. SWIFT sisteminden dahi çıkarılması, uluslararası konjonktürden dışlanması Rusya'nın üzerine yıllarca yapışacak otoriter rejim zaten yapışmıştı. Şimdi işgalci yaftasını iyice güzel üzerine yapıştırdılar. Yani şöyle ki, haklı haksız konusunda yorum yapamayız ama Rusya haklıysa bile şu anda haksız tüm dünyanın gözü önünde. Dünya 6 milyar 7 milyar nüfussa eğer, şüphesiz bunun %90'ı şu anda Rusya'yı işgalci olarak görüyordur. Kötü olarak görüyordur. Rusya sahada Ukrayna'yı ele geçirse bile, hükümeti değiştirse bile, kendine bile bağlasa bir 50 sene diyebiliriz işgalci ve emperyal devlet imajı artık onun üzerine yapıştı ve bu diğer Baltık ülkeleri gibi Avrupa ülkelerinin daha ihtiyatlı yaklaşmasına yol açacak. Bu aslında Amerika'nın çok işine gelen bir durum oluştu. Neden? Çünkü Fransa'nın, Macron'un başını çektiği bir Avrupa ordusu kurma fikri vardı. Amerika'dan daha bağımsız hareket etme. Ve NATO'nun önemi sorgulanmaya başlamıştı. NATO artık gerekli mi? Soğuk Savaş'ta Sovyetlere karşı kurulmuş bir örgüt. Bu artık yaşamalı mı noktasında tartışmalar yaşanıyordu. Amerika bir uyuyan dev uyandırarak, yani Rus ayısını uyandırıp Ukrayna'ya saldırtarak aslında hem konuya şu anda NATO'yu bizzat dahil etmiyor. Dolaylı yoldan Evet. destek veriyor ama henüz bir Amerikan askeri ya da NATO askeri savaşmış değil. Ve Rusya'nın bu agresif hareketini kullanarak ve müthiş bir propaganda savaşıyla bir tehdit yaratıyor. Bu tehdit algısı hem kendi kamuoyunu birleştirmek hem de tüm Avrupa ülkelerini tekrar Amerika'nın himayesi altına almaya yol açıyor. Biz söylediğim gibi NATO'nun varlığı sorgulanıyor haldeyken şimdi İsveç ve Finlandiya'da bile kamuoyu acaba biz NATO'ya girsek mi, ki bu ülkeler her zaman tarafsız o politikayı seçmiş ülkeler, tartışılıyorsa Amerika başarıya ulaşmış demektir. Kesinlikle. Bu birincisi. İkincisi, bu şekilde yaparak aslında diğer ülkelere, diğer mesela Çin gibi Tayvan üzerinde egemenlik kurmak isteyebilecek ya da diğer başka ülkelere, komşu ülkeler üzerine hakimiyet kurmak isteyecek ülkelere bir ders veriyor aslında. Ya diyor ki, ben izin vermediğim sürece, benim onaylamadığım her hareket bu şekilde lanetlenecek, dışlanacaksınız, yaptırımlara uğrayacaksınız ve kaybetmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu aslında Rusya yaparken diğer ülkelere, Çin'e bir mesaj. Evet. Kendinize gelin gibisinden ve çok güzel Amerika Batı dünyasını konsolide etti. Bu açıdan Amerika'nın işine yaradı aslında. Propaganda düzeyinde. Propaganda neden önemli? Propaganda çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'na dahi Hitler'in propaganda bakanlığı vardı. Çünkü savaş önce beyinlerde kazanılıyor. Halkı mobilize edebilirseniz, tüm halk kitlelerini bir amaç uğruna birleştirebilir ve düşmanı da demoralize ederseniz savaşı kazanabilirsiniz. Şimdi biz sadece sosyal medyadan izlediğim kadarıyla Rus ordusu kaybediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma kanas dürbünlü tüfekler kullanıyor. Analog sistemde, dijital yok. Yani S-400 üreten bir ülkeydi bu hani. Son teknoloji MiG uçakları vardı. Onları Türkiye'ye almayı bile düşünüyordu. Ne oldu bu orduya? Bir anda Stalingrad'dan koptu geldi gibi bir görüntü çiziyor. Evet. Biz böyle şekilde görüyoruz ama belki olay tam tersi. Belki Rusya sahada kazanıyor olabilir. Ukraynalılar savaşamıyor olabilir. Yabancı asker çağırıyor Ukrayna. Kendi askerleri yetmiyor demek ki. Ya da yabancı askerler zaten planın bir parçasıydı geleceklerde. Biz
Bu şekilde gördüğümüz zaman sahada kaybeden bir Rusya görüyoruz ama belki Rusya itiyatlı ilerliyor. Belki sivil katliam yapmamaya çalışıyor. Bunları işte sahada göremiyoruz. Canlı kalkan iddiası da bu noktada geliyor. Acaba gerçekten Ukrayna Rusya'yı bu şekilde göstermek için kendi vatandaşlarını tehlikeye mi atıyor? Hastaneye mi yerleştiriyor mesela? Bunlar benim cevaplayamayacağım sorular. Bunlar hiçbirimiz cevaplayamayız yani. Yani çok çok iyi bir çalışma yapmamız lazım bunu. Yani çok fazla kaynağı karşılaştırarak incelememiz lazım ama bazı kaynakların da gerçekten haber taşıyor da olması lazım. Örneğin mesela Evet. Rusya'nın mesela giden bir askeri birliğinin içerisinde ya da onun yakınında bir gazetecinin gidip gerçekten mesela onu görüntüleyebilmesi lazım. Ama mesela oradaki kaynakların da ya da yetkililerin de gerçekten objektif de bir şey açıklaması lazım. Yani ne Ruslar aslında şu an objektif bir şey açıklayabilir, ne Evet. Ukraynalılar açıklayabilir aslında. Yani savaş gözlemcileri bile, Birleşmiş Milletler temsilcileri bile yanlış yaklaştığı için biz sağlıklı bir bilgiye ulaşamıyoruz aslında. Yani savaşta kim şu anda egemen durumda bunu dahi göremiyoruz. Bu yüzden de bu savaş beyinlerde gerçekleşecek. Eğer Rus halkı bu şekilde demoralize edilir, Putin'e karşı bir kamuoyu oluşturulursa, dünyadan dışlanan bir şey Rusya, ki çok yüksek bir ihtimal değil yani Putin'in devrilmesi oluyor. Biraz hayal gibi olsa da çünkü Putin büyük bir güç gerçekten. Ülkesi içinde kontrolü ele almış bir güç. Gene de savaş gerçekten önce dediğim gibi beyinlerde başlıyor. Beyinlerde kazanılıyor. Ondan sonra sahaya yansımasını görüyoruz. Sonuçta 2. Dünya Savaşı'nda 20 milyon kayıp vermiş bir Rusya Nazi Almanya'sını yenmeyi başarmıştı. Burada da savaşın sonunda Rusya kazansa bile bu sağlıklı bir zafer mi olacak? Bu tartışmalı çünkü ilk yayında sen şöyle söylemiştin. Rusya ölümü gösterip sıtmaya razı edecek. Bu şekilde işgal girişimiyle sadece Donbas ve Kırım'ı tanınıp çıkacak ama Rusya belki de beklemediği bir direnişle karşılaştı. Belki aynı Gürcistan'da ya da Kırım'daki gibi gireceğim. 3 gün içerisinde Kiev'e gireceğiz. Hükümeti devireceğiz ve istediklerimizi alıp çıkacağız. Masaya güçlü oturacağız. Belki istediği gibi gitmiyor. Gerçekten Ukrayna burada ciddi bir direniş sergili olabilir. Çünkü Ukrayna aslında 20 senedir bugünü bekliyor. Bu Evet. yüzden ya bu propaganda diyorum ama sahadaki savaşan insanlar gerçekten direniş sergiliyor olabilir. Bu Bir de doğru da olabilir yani. evet, bir de Ukrayna büyük bir ülke. Yani bu bazen unutuluyor. Yanlış bilmiyorsam 50 milyon nüfusu var yani 40, değil mi? 30-40 milyon sanırım, evet, Var. 30-40 milyon nüfus. Yani oldukça yüksek bir nüfusu var. Oldukça geniş bir bölge. Yani küçük de bir ülke değil bence. Bazen hani genelde şey olarak hani özellikle ABD'de falan şeyi bilmezler ya mesela. Doğudaki ülkelerin, kendi doğularındaki ülkelerin böyle işte Evet. haritada nerede olduğunu vesaire bilmezler. Biz de hani genel olarak mesela Baltık ülkelerin ya da işte bizden çok uzak ülke. Yani Fransa, İspanya'yı ve Almanya'yı az çok biliriz hani ne kadar yer kapladığını Evet. ama mesela Ukrayna'yı falan hani çok bilmez yani insanlar. Çok küçük bir ülke olarak düşünebilirler. Ukrayna aslında bence yani hem büyük bir ülke hem de öyle bence düşünüldüğü gibi de yani hemen yenilebilecek bir ülke de değil. Şey Ve olarak da güçlüler. Mentalite olarak da güçlüler. gerçekten mental olarak hazırlarsa ve biz sonuna kadar savaşıyoruz dedikleri noktada Rusya istediği kadar bomba atsın, istediği kadar şehirleri yıksın, en sonunda Rus askerinin ayak basması gerekecek ve düşünsenize her yıkık binanın her odasında bir asker onları bekliyor olacak. Evet, kesinlikle. Yani inanılmaz büyük bir kayıp verecek. Buna Pirus Zaferi diyorlar tarihte. Yani Rusya hakimiyet kursa bile bu çok kanlı bir hakimiyet olacak onlar için ve değmeyecek. O kadar büyük kayıp verecek ki kazandığına değmeyecek ve bu şekilde yıkılmış, mahvolmuş bir Ukrayna daha sonra krizleri bitmeyecek bir savaş yani. Sürekli mültecilerin göç ettiği ve bölge istikrarlaştıran bir odak noktası olacak. Can bu Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konuya daha tabii ki. sonra bir geleceğim. Hani başka konulara geçmeden önce bu bir şeyden bahsetmiştin sen biraz önce. Bu stigmatizasyon diyebiliriz. Daha anlaşılır Türkçe damgalama diyebiliriz. Şu an hani Rusya ve Rus halkı 21. yüzyılın işgalcileri olarak damgalanıyorlar ve bu süreç devam ediyor. O konuya bir çok kısa geri dönmek istiyorum. Orada bir görüşünü merak ediyorum. Şimdi bu süreç yani kör düğüm olsa da bir şekilde bir gün bitecek. Yani iyi veya kötü bir şekilde hani 1000 yıl sürmeyecek sonuçta bu savaş. Ama günün sonunda tekrar hani bazı şeyler yerine oturacak. Ama günün sonunda bir daha Batı dünyası Rusya'ya güvenebilir mi? Yani Rusya bu lekeden sence kurtulabilir mi? Yani Rusya'nın lekelendiğini zaten sen söylüyorsun lanetlendiğini ama tekrar
Yani eski konumuna gelemeyeceği bariz ama nasıl bir şekilde buradan kurtulabilir? Yani Yani bunu demin de söyledim ya, Amerika bir öcü yaratmak istedi. O yüzden kolay kolay bu öcüyü tekrar melek haline getirmeyeceklerdir. Uzun süre bu yafta devam edecektir. Politik gerekçelerden ve Rus halkına şu anda yani biraz abartılı tepkiler, işte Rus restoranların kapatılıyormuş. Patronu Rus olmayan restoranlarda Rusça yemek menülerini, yani Rusça yemekler menüden çıkarılıyormuş. Ne bileyim, sporcuları almadılar, gönderdiler. Biraz böyle abartıya kaçan şeyler. Bu yüzden aslında abartıya kaçmanın nedeni öcü yaratmak, dediğim gibi. Bu yüzden bu yaftalamayı yapacaklardır ve devam edecektir. Bu uzun sürede kaybolacağını düşünmüyorum. Ve çok ilginç bir şey. Yani son belki 5 yılın falan en büyük meselelerinden birisi Batı'da bu cancel culture dediğimiz, yani Türkçesi iptal kültürünü bilmiyorum. Hani bir yanlış yapan birini tamamen piyasadan silmek. Yani bunu şeyde çok gördük. Me Too hareketinde de gördük. Bu arada bir kısmı bence doğru o hareketlerin. Gerçekten hani Evet. çok fazla insanın canını yakmış kişilerin o piyasadan tekrar ekmek kazanmasını ben çok doğru bulmuyorum ama bu çok uzun bir tartışma konusu. Bunu ülke bazında şu an uyguluyorlar. Bu da çok ilginç bir şey. Yani gerçekten Rusya'yı cancel ediyorlar. Yani kelime anlamıyla her yerden. Sanki Rusya hiç yokmuş gibi. Hani Back to the Future'da şey olurdu ya, fotoğraftan silinirdi Evet. kişiler. Onun gibi ya, sanki Rusya bu dünyada var olmamış gibi. Yani sporcularını, işte piyanistlerini vesaire. Ya bunu bazen kişiler hani bireysel özgürlük anlamında da tartışıyorlar. Hani haklı buluyorum ama yine biraz naif buluyorum. Bu bir genel savaş stratejisinin bir parçası. Yani nasıl Rusya hani 21. yüzyılda bir saha savaşına kalkışabiliyorsa ve yani halkını da zor duruma sokacak şekilde bunu göze alabiliyorsa, Batı toplumu da yani sen misin bunu yapan, gel bak şimdi sana neler yapacağız noktasında bir Ya şeyler yapıyor. o şekilde öyle, ama bir noktada şu, aslında Batı çok fazla ileri gidemediği için de bu şekilde kendini tatmin ediyor diyeyim. Çünkü Bence de doğru. hava sahasını kapattı mı? Kapatamadı. Karşı Kapatamadım. karşıya geliriz dedi. Asker yollayamadı. Sonra petrol almaya devam ediyor, yani daha ötesi yok. McDonald's'ı kapatsanız ne olur? Gucci, Prada dükkanlarını kapatmış. Siz kaybediyorsunuz ki Ruslar alışveriş yapıyordu oradan. Yani Evet. şey diyor, petrol, doğalgaz almaya devam ediyor ki Rusya diyorlar ki bu savaş böyle 18 gününe geldi. Bu yaptırımlardan kaybettiği paranın daha fazlasını geri aldı. Çünkü petrol fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Tamam, petrol rakamları şimdi düşecektir. Amerika kendi üretimini başlayınca veya Suudi kaynakları, Venezuela diyorlar, kaynaklarını arttırınca petrolün fiyatı düşecek, ama muazzam bir petrol fiyatı yükselişi var şu anda son 2 haftadır. Putin bundan kâr etti aslında. Olan aslında belki de küçük orta derler ya, Evet. Kobi. Kobi Rus'a oluyordur yani, ama büyük büyük mantık, büyük montanda şu anda Rusya ekonomik olarak bundan menfaat etmiş vaziyette. O yüzden Batı aslında biraz da yapamadığı şeyini, ciddi yaptırım yapamadığı için bu şekilde yaptırım yapıyormuş gibi de görünüyor diyebiliriz. Evet. Şimdi ben biraz Ukrayna'dan bahsedeyim. Evet. Çünkü Ona dönelim. sadece Rusya'yı anlattık, böyle diyecek Evet. dinleyiciler ne oluyor diye. Ya çünkü Ukrayna'nın şeyini bahsettik tabii, yani sosyal medyadaki gücünü Evet, vesaire, ama Ukrayna. asıl da neler oluyor, bir de onu da asla bahsetmek lazım. Şimdi Ukrayna kimliği diye bir kimlik var ve bu kimlik bağımsız olmak istiyor, Avrupalı olmak istiyor. Ve Rusya'nın "Hayır, siz olamazsınız." diye bir tehdidi var. Bu son 20 senenin olgusu. Kırım'ın ilhakı, Donbas'ta ayrılıkçıların başlattığı 2014'teki savaşlar aslında Rus tehdidi bir günlük bir şey değil. Son 2 haftalık bir şey değil. Ve bu ülkede NATO güvencesine girmek istiyor haklı olarak. Rusya kendini savunabilmek için. Sonuçta Putin gibi otoriter ya da Sovyet zamanındaki gibi Sovyet otoriter rejimde yaşamak istemiyor artık Ukraynalılar. Evet, tarihte Kiev Rus vardı. İlk belki Rurik Hanedanı Kiev'de başladı, ama Ukraynalı olmak farklı bir kimlik haline geldi. Ve bu insanlara diyemezsiniz siz zorla Rusya hakimiyetinde yaşayacaksınız. Herkesin sonuçta seçme hakkı var. 40 milyonluk bir nüfus bu. Şimdi LSE Blok'ta bir üniversite makalesine Doktor Bjorn Düben imzalı makalede şöyle anlatıyor bu konuyu. Rusya, Ukrayna diye bir şey var mı? Kimlik var mı diye konu başlığı. Önce bir kere Kiev Rus vardı. Bu arada Rusların Tarihi diye bir podcastimiz var. Hemen reklam yapayım arada. Oradan takip edebilirsiniz Rusların tarihini. Sonra Moğol istilası geldi. Moğollardan sonra Kiev, Polonya ve Litvanya'ya ait oldu. Kırım bölgesi de
Altın Ordu Devleti'ne, daha sonra Osmanlı'ya bağlı oldu. 1600'lerde Cossacks dediğimiz Ukraynalı çiftçiler silahlandılar ve kendi bölgelerinde otonomi kurdular. 1700'lerde Rus hakimiyeti başladı. 1774 ve 1792 anlaşmaları sonucunda Kırım Rus oldu. Donbas dediğimiz doğu bölgesi Rusya'ya ait değildi. Hatta orada hiç insan yaşamazmış. Çünkü sürekli Türk kabileler saldırırdığı için. Oraya Sovyetler zamanı Ruslar yerleşti. Evet, Ukrayna diye bir devlet olmadı ama her zaman halkı bağımsızlık istiyordu. Belli bir özelliklere sahiptiler. Mesela Kosakslılar örneğinde her zaman kendi bölgelerini yönetmek istiyorlardı. Efendileri kim olursa olsun her zaman bir bağımsızlık ateşleri vardı. 1917'de bağımsızlık ilan ettiler. Sonra iç savaşta Beyaz Ordu'yu desteklediler, kaybettiler ve Sovyetler Birliği'ne bağlandılar. Kruşçev, Sovyet lideri, evet, Kırım'ı Ukrayna'ya bağladı. Sovyet Ukrayna'sına. O yüzden Rus toprağıymış. Şimdi Kırım ve Rus noktasına gelirsek, daha eskiye gidersek Türk çıkar altından. Tatarlara aitlerim ben de. Evet. 1200 yılına giderim. 1200 yıldan önce gidelim kimdi? Yunan kolonileri vardı. Şimdi bu noktaya gelirsek o zaman Türkiye'de Troy vardı. Hani çıkamayız Evet. bu işin içinden. Rusya biraz hani saçmalıyor bu konuda. Geçmişine yok o kadar gidersek eğer. Bu yüzden dediğim gibi Ukraynalı her zaman vardı ama Ukrayna sınırları yapay, bu doğru. Sonuçta Lviv dediğimiz Batı Ukrayna aslında Polonya'ya aitti. Çünkü tarihte Polonya-Litvanya devleti vardı. Sağ sonra Polonya parçalanıyor. Toprakları Avusturya, Rusya tarafından paylaşılıyor. Aynı şekilde Stalin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya'yı Batı Polonya'ya bağlıyor. Polonya'nın doğusunu da Ukrayna'ya bağlıyor. Tamamen sınır mühendisliği. Sınırlar üzerine bir mühendislik yapıyor. Bir kere Stalin'in zorla yaptırdığı göçler var. Nüfus değişimleri, nüfusları bir işte Ağız Kaları doğuya, Sibirya'ya sürmek, Rusları Kazakistan'a yerleştirmek. Almanlar bile var Kazakistan'da. Böyle bu şekilde karma karışık bir nüfus değişimi. Tarımsal denemeler sonucunda toplu nüfus yok oluşları. Bu yüzden kimlik ve nüfus olarak da tabii ki değişim oluyor. Sovyetler Birliği zamanında bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde Rus konuşan bulabilirsiniz. Rus ırkı. Bir de Ukraynalılar sürekli Putin'i Hitler'e benzettiler. Onu da şundan dolayı tarihsel olarak altyapısı. Sudet krizine aslında atıf yaptıkları şey Sudet krizi. Hitler iktidara geldikten sonra önce Avusturya ile birleşiyor. Sonra Rhineland dediğimiz bir bölgeyi askerleştiriyor. Ve sonra Çekoslovakya'dan Alman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgeleri istiyor. Batı dünyası yeni bir savaş istemediği için appeasement dediğimiz onaylama ve sakinleştirme politikası sonucunda Münih Anlaşması'nı imzalıyorlar. 30 Eylül 1938'de, savaştan bir sene önce. Ya düşünüyorlar ki istediklerini verirsek sakinleşecekler, savaş olmayacak. Ama tabii ki Hitler durmuyor. Hatta daha da özgüveni artıyor Çekoslovakya'dan toprak aldığı için. Bu sefer Polonya'nın doğusu, bugünkü Rus Kaliningrad bölgesi, Königsberg yani, Almanya'dan ayrı kalmış. Yani orası Doğu Prusya diye geçiyor. Almanya oraya karayoluyla bağlantı kuramıyor. Bu yüzden Polonya'dan diyor ki bana bir ince bir koridor ver, Danzig şehrini, yani bugünkü Gdansk şehrini bana ver diyor. Polonya bunu istemiyor. Dik duruyor. İngiltere ve Fransa Polonya'ya güvence veriyor. Arkanızdayız diyor. Ve ilk hamle, 2. Dünya Savaşı'nın ilk hamlesi, Almanya Polonya Danzig bölgesine saldırı düzenliyor. Bunun üzerine 1. Dünya Savaşı başlıyor. Putin de şimdi niye benzetiyorlar? Önce Güney Ossetya'ya girdi, Gürcistan. Sonra Kırım, sonra Donbas, Suriye ve Libya'da Rus askerleri var. Şimdi de Kiev'e yürüyor. Bu yüzden Hitler'e benzetiyorlar. Oradan şey yapıyorlar. Şimdi çok ilginç bir hikaye. Bilirsin bütün büyük savaşların böyle çok ilginç bir savaş nedeni vardır. Mesela Birinci Evet. Dünya Savaşı'nda derler ki Avusturya Arşiduğu Bosna'da öldürüldü. Sanki bütün savaş o yüzden başlamış gibi. Ya da ne bileyim Truva Savaşı'nda Helen kaçırıldı da o kadar binlerce insan sırf Helen için öldü. Aslında bunlar hikayesel boyutudur. Bu savaşın da mesela hikayesel bir boyutu var. O da şu şekilde. Putin'in çok yakın bir arkadaşı var. Adı Medvedçuk. Ta 2000 yıllarına dayanıyor arkadaşlar. Yani ikisi de gençken. Çocukluk arkadaşı gibi değil de yani çok eski bir arkadaşı. Hatta bu kişinin, Ukraynalı bu, kızın vaftiz babası Putin. Bu adam Zelenski'ye karşı seçimlerde bir kendine parti kuruyor. Sonuçta Rus azınlığı var. Ve %20 oranında bir oy alıyor. İkinci büyük muhalefet partisi oluyor Ukrayna seçimlerinde. Medya kanalları var, televizyon kanalları var. Ukrayna'da muhalefet partisi liderliğini sergiliyor. Ama geçtiğimiz ay, savaştan önce Ocak ayında Medvedçuk tutuklanıyor. Bütün mal varlıkları el konuluyor. Televizyon kanalları kapatılıyor.
ABD de bu tutuklamayı destekliyor. Rusya'nın Putin'in yakın çevresi diyorlar ki bak en yakın arkadaşı Medvedchuk bile alındı, tutuklandı. Sen hala masada çözeceğini sanıyorsun. Avrupa'nın dili bu değildir. Avrupa'ya şiddet ve risk ve tehdidi göstereceksin. O zaman istediğini elde edebilirsin. Daha ne kadar Rus yanlısı başkanın tutuklanmasını bekleyeceksin Putin diye etrafındaki şahinler baskı yapıyorlar Putin'e. Bu yüzden savaşın başlamasını diyorlar ki Putin'in en yakın arkadaşı Medvedchuk'un tutuklanması. Ama şey gibi o da yorumluyor. Putin iyi ama çevresi kötü. Yani Putin aslında daha ılımlıydı ama çevresindekiler onu inanılmaz bir şekilde gaza getirdiler ve savaş da biraz da bundan dolayı çıktı ama tabii ama aslında şey her dediğin gibi savaşın bir hikayesi oluyor. Bunun da herhalde sonra yani bundan 10-20 yıl sonra anlattıklarında biraz hikayesi bu olacak herhalde. Ki aslında çok da saçma bir hikaye değil. Yani bardağı taşıran son damla da olmuş olabilir bu arada. Yani sonuçta Putin Ukrayna üzerinde bir tahakküm kurmak istiyor. Bunu da genelde kendine yakın liderlerle yapmak istiyor. Örneğin mesela az çok Belarus da bunu yaptı değil mi? Yani Belarus şu an onun bir şekilde yani çok yakın bir Müttefiki. ittifakı, müttefik pardon. O yüzden burada da onu denedi. Ona yakın olmayan bir gücün özellikle Zelenski ona yakın olmayan ve aslında çok yani batıya yaklaşmak isteyen bir güç. Bir yerde ipin kopacağını hissetti muhtemelen. Ki zaten en büyük bence nedeni yani hep senle de tartışımız neden bu yani artık hani Ukrayna'nın kendisi için bir Batı'nın uç karakolu olmasını istemediği için en nihayetinde bir de bu hamleyi yapıyor. O yüzden de bence saçma bir hikaye değil kesinlikle. Evet, yani Rusya mesela savaştan hemen önce sürekli istiyor. Ben diyor tarafsız bir Ukrayna istiyorum diyor. NATO hatta diyor ki fazla istiyor. Diğer yerleştiğiniz Doğu Avrupa ülkeleri Polonya, Romanya'dan da çekilsin NATO askerleri. Bu tabii yüksekten başlıyor ki yani pazarlık. Yani Rusya aslında sen de demiştin pazarlık yapacağını umuyordu. Bu Evet, şekilde kesinlikle. kendi gücünü göstererek. Baktı işe yaramıyor artık askeri çözüm mecbur kaldı diyelim. Dedi ki ben dedi diplomasiyle uğraşıyorum. Çünkü uzun süredir uğraşıyor Rusya aslında diplomasiye. Dedi o zaman biz dedi işgal edelim nasıl 3 günde deviririz istediklerimizi masada alırız ki işler belki de Rusya'nın istediği gibi gitmiyor ki Rusya evet ekonomik olarak çok güçlü petrol fiyatları artması belki yarıyor olabilir ama çok ekonomik olarak çok uzun süre sürdürebilecek gücü de yok. Şu şekilde rakamlardan bahsedeyim hemen kısaca savaş bundan sonra ne olur noktasını anlatıyorum Evet. yani. Rusya'nın gayri safi milli hasılası yıllık 1 trilyon 650 milyar dolar. Türkiye'nin yaklaşık 2 katı ama Hollanda ve Belçika sadece o ikisinin 1 trilyon 650 milyar dolar. Yani Avrupa Birliği'nin %10'u, tüm Avrupa Birliği'nin %10'u Rusya'nın milli hasılasına eşit. Ve bu hasılanın %4'ünü askeri harcama kullanıyor. Amerika %8'ini harcıyor ve Rus halkı gerçekten çok fakirlik içinde yaşıyor. Belli başlı birkaç milyarderi saymazsak. Ve ihracatının %80'i de doğalgaz ve petrolden oluşuyor. Evet kasasında 600 milyar dolar parası var. Petrol fiyatlarının yükselişi bu parayı arttırmış da olabilir ama uzun süre sürdürülebilir bir denklem değil bu şekilde dünyadan izole olmak ve Rusya'nın en büyük artısı nükleer güç olması. Bu yüzden onu işgal etmek olası değil. Kendini her zaman savunur ve çok şey de düşünülüyor. Nükleer bir savaş olmayacak ama çok da çaresiz kalırsa, kaybedeceğini anlarsa nükleer güç kullanabilir mi? Yani NATO ile karşı karşıya gelirse bu tehdidi masada bu kartı oynuyor. Yani Yani. 1956'da Macaristan, işte 1968'de Prag işgalleri var Soğuk Savaş'ta. Bir Evet. günlük operasyonlar dediği gibi kendisinin dediği gibi. Ama Ukrayna beklediği gibi olmadı aslında. Burada uzun süreli bir savaş bekliyoruz. Ya dediğim gibi Rusya bütün şehirleri ele geçirecek. Hatta Kiev hükümetini düşürecek. Belki hükümet kaçmak zorunda kalacak. Bu çok kanlı bir görece zafer olacak ama belki hala istediğini elde edemeyecek devam eden sürekli sokak çatışmalarının olduğu istikrarsız bir bölge olabilir. Veya Rusya geri adım atacak, kaybedecek ama bu Putin'in iktidarını gerçekten sarsacaktır ve yaptırımlar hemen kalkmayacaktır. Bu iş artık Rusya'ya karşı kontra atak noktasına gelir bu durumda. Geri adım atması bu yüzden çok güç. Üçüncü senaryo, eğer savaş stalemate dediğimiz noktaya gelirse belki Ukrayna anlaşma yoluna gider. Yani bir şeyler İşte Kırım tanınabilir, karşılığında Avrupa Birliği'ne girmesine yeşil ışık yakar. Yani bir uzlaşı belki bulunur. Bilemiyorum tabii nasıl seyreder savaşın seyri. Ama gerçekten Rusya bir savaşa girmek zorundaydı. Kaçınılmaz bir noktaya gelmişti ama gerçekten bir belanın içine doğru girmiş vaziyette.
Belki Ukrayna'yı yerle bir de edebilir. O gücü de var. Askeri hava savunma, hava saldırı güçleri, ama bu beklediği gibi bir galibiyet olmayacağı kesin. Yani Can, sana 40 dakikayı da bulduk bu arada. Sana son bir sorum var. Bu sorunun iki tarafını da soracağım aslında sana. Şimdi genel olarak şeyden bahsediyor. Rusya artık masaya şu an oturamıyor. O yüzden daha da agresif olabilir. Buradaki ihtimal, yani Ukrayna'nın tam olarak işgal edilmesi, yani tüm topraklarının işgal edilmesi ihtimali. Şimdi bu ihtimalde sence Rusya yani bu durumda ne elde edebilir? Yani uzun vadede ne hedefliyor? Bu Rusya tarafı. Bir de Ukrayna tarafını soracağım. Ukrayna için de bu kötü bir senaryo biliyorsun. Hatta berbat bir senaryo. Çünkü hani tamamen işgal edilirse devleti ve toprağı olmayan bir diaspora toplumuna dönüşecek. Şimdi Ukrayna'nın da direneceğini de göz önüne alırsak, yani 20. yüzyılda çok büyük acılar çekildi biliyorsun. Birçok etnisite, din ve kavmin başına gelen toplu yok edilme olayları oldu. Ve hani bundan aslında Batı toplumu hani güya tırnak içinde ders almış gibi hani hep düşündük. Ama çok da insanoğlunun bu konularda ders almadığını biliyoruz. Sen zaten tarihle ilgilendiğin için özellikle ve uluslararası ilişkilerle ilgilendiğin için en çok sen biliyorsun bu konuyu. Hani kuyruğunu yiyen yılan gibi sonuçta tarih çoğu konuda böyle. Yani bu konuda ne düşünüyorsun sence? Hani Rusya uzun vadede ne hedefliyor ya da Ukrayna sonuna kadar direnirse bu kadar hani büyük yani acılar çekilir mi veya çok büyük bir yok edilme tehlikesiyle karşılaşır mı Ukrayna? Bu iki soruyu merak ediyorum. Ukrayna evet direniyor, ama şunu bir faktör de var. Yabancı savaşçıların etkisi ve Amerika ve NATO'nun dolaylı desteği. Rusya tamamen alsa bile burası şöyle olacaktır. Aynı Suriye gibi bitmeyen bir savaş, istikrarsız bir bölgeye dönüşür. Çünkü yani Rusya'ya burayı güzellikle vermeyeceklerdir. Zaten Rusya'nın kuzeye bu şekilde yerleşmesi Karadeniz'in Rus gölü olmasına yol açar. Rusya'nın çok etkinliği artar ve bu daha sonra hem Türkiye, hem Gürcistan, hem Romanya özelinde her zaman bir baskı tehdit unsuru olacaktır. Bu yüzden Ukrayna'nın dayanması için elinden geleni yapacaklardır, ama tabii ki bir toplu bir yok oluş ihtimal olmuyor, ama diasporaya dönüşebilirler. Yani göç edebilirler, kaçabilirler. Mülteci konumuna düşebilirler, ama toplu bir kıyım olayına girmez herhalde diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta onlar da Putin dayanık noktasına göre onlar da Rus. Kendi ırkı yani. Bu yüzden zaten Rusya'nın yavaş ilerlediği, ihtiyatlı davrandığı söyleniyor. Sonuçta tezi onlar için iktidarı değiştirmek. Yani Nazi iktidarını devirmek, Rus iktidarı getirmek. Bunu savunduğu için yok oluş noktasına gelirse daha da Rusya, Ukraynalılar savunmayı daha da arttırabilir. Tüm halk savaşabilir ve yabancı savaşçıların desteği var. Orta Doğu'dan, dünyanın her yerinden yabancı paralı askerleri getiriyorlar. Yani burası aslında Amerika ve Rusya'nın oyun tahtasına dönüşür. İstikrarsız bölge olur. Stalemate dediğimiz noktaya ulaşır. Yani ne Ukrayna hakimiyet kurabilir, ne Rusya bütün şehirleri alsa bile tam anlamıyla huzurlu, ticaretin olduğu, vergilendirmenin olduğu huzurlu bir bölge haline gelir. Burası gerçekten Çeçenya gibi kara deliğe dönüşür Rusya için. Benim kanaatim, eğer iki tarafta uzlaşma yoluna gitmeyecekse uzun sürecek bir savaş bizi bekliyor. Eğer Zelenski bazen anlaşabiliriz noktasına geliyor, çünkü o da aslında elinin çok güçlü olmadığını biliyor ve belki de halkının yok olmasını istemiyor. Ama söz konusu Amerika ve Batı'nın çıkarları olduğu zaman sonuçta Ukrayna feda edilebilir noktasına gelir konu. Ve burası aynı Suriye gibi iki tarafın tiyatro, satranç tahtasına dönüşür ve olan insanlar olur. Ciddi sayıda insan ölür. Ama stalemate dediğimiz noktaya getirebilirler. Çünkü Putin de geri çekilemiyor. Ukrayna'da bir sonuç elde edemezse aynı Suriye gibi olur işte. Evet. Ya benim de aslında yani gerçekçi olarak baktığımda eğer Ukrayna şu anki gibi direnmeye devam ederse bir başka Suriye durumuyla karşılaşacağız artık. Yani öyle düşünüyorum ki Suriye tam bilmiyorum bir 10 sene geçti değil mi? Tabii Suriye'deki Evet, başlayan evet. savaş. Yani ve hani hala çok taze yani hafızalarda. Şimdi insanlara mesela şey desen hani Rusya-Ukrayna savaşı işte ya da Ukrayna'nın topraklarında gerçekleşen savaş diyeyim. Hani sonuçta Suriye gibi olacak büyük ihtimalle. 10-15 yıl sürecek desen hani çoğu kişi şey der. Yok Avrupa böyle bir şey izin vermez. İşte Suriye gibi olmaz vesaire. Suriye'de de aynı şeyler konuşuluyordu. Çok kısa sürede her şey biteceği düşünülüyordu. Ki Irak'ta da Afganistan'da da aynısı söyleniyordu. Ama eğer Ukrayna bu şekilde direnmeye devam ederse, Rusya da vazgeçmezse
Orada çok şu an bile tahmin edemeyeceğimiz düzeyde farklı bir hem topraklarda bir paylaşım. Yani sonuçta Rusya'nın böyle kontrol ettiği, yani Suriye haritası vardır bilirsin işte. Şu ülkenin kontrol ettiği Evet. bölge, işte ÖSO'nun kontrol ettiği, IŞİD'in kontrol ettiği, işte YPG'nin kontrol ettiği vesaire, ya da Türkiye'nin müdahale ettiği ve kontrol ettiği bölge gibi böyle çizgili çizgili haritalar, renkli renkli haritalar var. Ukrayna'nın da bundan 5 yıl sonra öyle bir şeye dönüşmeyeceğini bilemeyiz. Başka aktörler de bir anda oraya girebilir. Türkiye daha müdahale olmak isteyebilir vesaire. Ve bunlar tamamen şu an uzak ihtimaller. Yani ileride olacak şeyler. O yüzden şimdi çok ayrıntılı konuşmaya gerek yok ama ben de o tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Yani Ukrayna bu şekilde direnirse tabii ki. tabii en büyük temelimiz yani tarafların bu direnişi gücünü göstererek iki tarafın da bir uzlaşı noktası bulması. Kesinlikle. Sonuçta bu şekilde Avrupa'ya çok yakın bir bölgenin Suriye gibi istikrarlaşması belki istenmeyebilir. Taviz verme noktasına da gidebilir Ukrayna. Amerika'nın isteği üzerine tabii ki. Sonuçta Amerika ne derse onu yapmak durumunda Ukrayna. Çünkü desteği dolaylı olarak hatta doğrudan Batı'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Bu yüzden bu savaş aslında büyük aktörlerin oynayacağı role göre şekil alacak. Belki beklediğimizden daha da kısa sürede bitebilir. Ama bu tabii iki tarafında bir taviz verip Ukrayna devletinin yaşaması veya işte Donbas'ın Rusya'ya verilmesi gibi birçok senaryolar var. Yani zaten Putin'in amacı Kırım ve Donbas'ı alıp çekilmekti ama işler beklenildiği gibi gitmedi. Belki o noktaya tekrar gelebilir savaşın ilerleyen seyrine göre. Bizim temennimiz bu şekilde bir istikrarsızlık odağı olan bir ülke değil, insanların öldüğü bir ülke değil. Bir an önce barışın gelmesi. Hem Türk dış politikası hem de insani yönden yaklaşırsak savaşın bir an önce bitmesi hepimizin için en iyi senaryo olarak düşünüyorum. O yüzden barış gelsin diye temennimizi tekrarlıyorum. Evet, yine o şekilde bitirelim istersen. Tuncan çok teşekkürler. Ben de Çok teşekkür ederim. güzel bilgilendirici katkıların için çok teşekkür ederim. Bu yayınımızı klasiktir söylemeden geçmeyelim. Arkadaşlarınızla paylaşarak, beğenerek ve bizi takip ederek desteğinizi sergileyebilirsiniz. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.